Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Navs kısmındaydık. Şimdi Navs kısmında bazı uygulamaları yapabilmek için mesela şimdi örnek olarak burada bakacak olursak mesela TAPS diyor. Nav TAP diyor. Burada mesela Requires JavaScript TAPS plugin diyor. Bunu JavaScript sekmesine geçtiğimiz zaman zaten orada TAP'ları göreceğiz. O yüzden bu kısmını atlıyorum. Şimdi burada da yine normal kullanılan aslında bir link örneği gibi. Yani bunu aslında yapmıştık zaten daha önce ama bir örneğini yapalım hemen şöyle. Navs diyelim. Şunu farklı kaydediyorum. Buraya navs diyorum. Evet, şöyle yapalım. Bunu siliyorum. Şunu da sileceğim. Sadece satır kalsın. Şimdi bu satırın içine bunu yapıştırıyorum. Şu şekilde. Navs dedik ve bunu tarayıcıda açıyorum. Şunları bir kapatalım. Evet. Bakın burada siz bunu artırabilirsiniz. Buradaki alanları, özellikleri şöyle abartalım biraz. Bakın bu şekilde artırabilirsiniz. Bunları farklı bir alanın içine koyabilirdik. O şekilde yapabilirdik. Yani sizin artık ihtiyacınız neyse ona kalmış buradaki alanları yapmak. Mesela now static diyor mesela. Bunu hemen deneyelim. Burada now pills yaptık biz. Now static diyor. Hemen onu deniyorum. Bakın düz bir şekilde tamamladı. Bunu mesela şimdi atıyorum şöyle yapacağım. Ben bir örnek yapalım hemen bununla şöyle. Mesela div class call md call md mesela 4 olsun. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Yeniden yükle diyorum. Bakın 4 bile fazla geldi. Bunu 2 yapalım. Evet, bu şekilde bir alan ekledik buraya. Row dedik. Container dedik. Şuraya yanına row'un yanına container. Buraya ekleyelim bakalım. Div class 8. Div class call md 8. Rastgele bir şeyler ekliyorum buraya. Karaladım. Bunun altına düştü. Şunun yanına tabii row'un dışına yaptığımız için bir alt satıra geçti. Şöyle yapacaktık. Bakalım. Evet, burada. Şimdi peki bunu şuradan uzunca bir yazı varmış. Şu yazıyı alayım ben. Kopyalayayım buradan. Şuraya geliyorum. Yapıştırdım. Biraz yapıştırıyorum. Uzatıyorum şöyle. Bakalım. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Biraz daha uzatalım. Daha da uzatacağım biraz daha. Şöyle kopyalayalım biraz daha. Evet, şöyle bakalım nasıl bir görüntü oldu şimdilik. Tekrar uzattım. Şimdi bakıyorum şuradaki alan oraya yapışıyor mu diye. Ona bakacaktım. Neredeydi orada bir? Tamam.
Nav pils dedik. Stack at. Bakalım biz hangisinden yaptık bunu? Nav pils tabs. Şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak. Bu o değil galiba. Evet, zannedersem bu o özellik değil. Ama bu şekilde de mesela farklı bir menü yapıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu özelliği de. Hizalama seçenekleri var. Justified. Yani iki yana yaslayabiliyorsunuz. Sığdırıyorsunuz yani. Burada disable link yapabiliyorsunuz. İçine drop down menü yapabiliyorsunuz. Now tabs olduğu zaman. Now stick değil de now tabs diyelim bakalım. Now tabs dediğimizde nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Buraya sığmadı bu. Şöyle yapacağız. Call MD 12 diyeceğim. Burada bu dili bitireceğim. Div class row diyeceğim. Buraya da bir div atacağım. Bakalım yukarı alması lazım onu. Evet. Şu şekilde yukarı aldık. Şimdi bu da justify dersek üsttekine bakalım ne yapacak. Now tabs now justify dedik. Bakın bu şekilde hepsini buraya dizdi, yerleştirdi. Dediğim gibi aslında çok kolay buradaki örneklere bakarak farklı farklı projeler geliştirebilirsiniz. Şimdi bu dersi de burada bırakacağım. Navbar kısmına geçeceğiz. Navbar'da bizim artık gerçekten menüleri, hazır menülerde kullandığımız özellikler. Yavaş yavaş tamamlayacağız buradaki komponentleri. Bir sonraki derste görüşmek üzere.